Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Genius Scan uygulamasını inceleyeceğiz. Uygulamanın adından da anlaşılacağı gibi bir tarayıcı uygulaması aslında bu. Telefonunuzun veya tabletinizin kamerasından sizin dokümanlarınızı taramaya yarıyor. Hemen bir deneme yaparak başlayalım isterseniz. Sol altta görmüş olduğunuz şu fotoğraf çekme düğmesinden ya da buraya basarsak istersek galerimizden de bir fotoğraf alabiliyoruz. Bir fotoğraf çekelim. Şu an şöyle yanında bir kağıt var. Watch Dogs'un oyunun içinden çıkan. İşte bu içinde dalavereler var ya, onlardan var. Şu sayfanın ben PDF haline dönüştürmek istiyorum güzel bir şekilde. Tabii bunun güzelliği biraz da sizin aygıtınızın kamerasının performansına bağlı aslında. Çekelim şöyle. Şu an çok rastgele çektim, gördüğünüz gibi çapraz bir görüntüsü var. Ancak uygulamanın güzelliği şu köşelerden tutup bunu tam dikdörtgen, kare veya neyse o hale getirebiliyorsunuz. Şöyle tutalım. Gördüğünüz gibi şurada geldi. Şu artı işareti köşesine gelecek arkadaşlar. Buraya getiriyoruz. Bütün köşeler için aynı şeyi yapalım. Şu köşeyi de getirdik mi? Tamamdır. Şimdi sayfamızı seçtikten sonra Use dediğimiz zaman gördüğünüz gibi bize bunun PDF'ini çıkarttı. Şimdi bunu Save diyoruz. Yeni doküman diyoruz. Ve buraya kaydediyor. Bunu dilersek buradan çarpıya basarak bu dokümanın içinden kaldırabiliriz. Ya da burada Edit kısmından direkt şurada silme seçeneğine basarsak silebiliyoruz. Şu an bunu bizim tabletimizin veya telefonumuzun içine kaydetmedi. Bunu yapabilmek için sağ alt tarafta gördüğünüz işarete basıyorsunuz. Üst kısımdan formatları seçebiliyorsunuz. İster JPEG isterseniz PDF olarak ayarlayabiliyorsunuz. Burada aktüel diye bir seçenek var. Bu resolution'ı, yani çözünürlüğü ayarlıyoruz. Buradan işte orijinali, yani aktüel, medium veya small olarak ayarlayabilirsiniz. Eğer detaylı bir şeyse, hani yazı falan varsa aktüelle kalması daha iyi olacaktır çözünürlük açısından. Onun dışında burada nereye export edeceğinizi, yani nereye çıktısını alacağınızı anlatıyor. Yani çıktı derken bu export çıktı demek. Hani nereye kaydedeceğinizi soruyor aslında. Buradan isterseniz e-mail atabilirsiniz. İsterseniz faxla yollayabiliyorsunuz. İşte bir sürü seçenek var. Dilerseniz direkt kendi galerinizin içine de kaydedebiliyorsunuz. Kaydetme seçenekleri bu şekilde arkadaşlar. Aslında çok küçük bir uygulama bu, ancak çok işlevsel. Hani mesela sınav notlarınız açıklandı. O anda hani arkadaşlarınız, siz bir şekilde bunu yaymak istiyorsunuz. Herkes o an okula gelemeyebiliyor. Yani üniversitede okuyan arkadaşlar bilir. Onun fotoğrafını çekip direkt PDF'e dönüştürüp buradan bütün arkadaşlarınıza ulaştırabilirsiniz rahat bir şekilde mail yoluyla. Ya da vize zamanınızda işte not dilenmeyin hiç arkadaşlarınızdan. Çünkü çalışkan olanlar vermiyor notlarını. Tecrübeyle sabittir. Direkt çaktırmadan notların fotoğrafını çekip PDF'e dönüştürüp sonra satın sizde. Çok güzel para kırarsınız. Neyse, şimdi uygulama nerelerde var onu da söyleyeyim. Bütün platformlarda var bu arkadaşlar. Android, Apple ve Windows Phone'da bulunuyor. Bunun bir de ücretsiz versiyonu var. Bir iki ekstra özelliği olan. Onların Android'de fiyatı 14.26. Apple cihazlarda 14.99. Windows Phone'da 3.99. Zaten Windows Phone'a az uygulama çıkıyor. Böyle bir kıyak yapalım demişler herhalde. Bizim şu an size gösterdiğimiz ücretsiz olan versiyonu ve bence gayet yeterli. Ya da hani çok ihtiyacım var benim böyle daha değişik özelliklere, bu beni kesmedi derseniz şu Genius Scan Plus, işte o paralı olanın ekstra özellikleri yazıyor. Direkt işte cloud'a atabiliyorsunuz. İşte direkt çıktı alıp onun fotokopilerini yapabiliyorsunuz. İşte e-mail imzası falan ekleyebiliyorsunuz. Bir de şu alt tarafta çıkan reklamlar çıkmıyormuş. Bence çok da gerekli olan şeyler değil. Bunu sonuçta siz galerinize kaydettikten sonra özgürsünüz. Hani istediğiniz gibi her şeyi yapabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere Genius Scan isimli tarayıcı uygulamasını anlattık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.